ve doğal yollarla nasıl sağlıklı oluruz tekrardan anlatacaksınız inşallah. Evet, bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Şimdi son yapılan araştırmalarda Almanya'da, Alman Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu araştırmalarda 1985 ile 1996 yıllar arasında yani 11 yıl içerisinde silik gösteriyor. Alıyor arkadaşlar. Neyse ben söyleyeyim. Buyurun. Şimdi 11 yıl içerisinde besinlerdeki yani meyve ve sebzelerdeki vitamin, mineral, enzimi çok çok azaldığı tespit edilmiştir. Birkaç örnek vereyim. Elmadaki kalsiyum mesela %12 azalmış. Magnezyum %20, C vitamini %80. 11 yıl içerisinde. Muzdaki kalsiyum %12, folik asit yani B9 vitamini %84 azalmış. Magnezyum %13, B6 vitamini %92. La ilahe illallah. Buz yiyor millet, saman gibi. Evet. Vitamin yok, mineral yok. Çilekteki kalsiyum %14, magnezyum %8 azalmış. Havuçtaki kalsiyum %17, magnezyum %57 azalmış. Patatesteki kalsiyum %70, magnezyum %33, C vitamini %25. Yani ne yiyoruz? Hiçbir şey yemiyoruz. Biz ilk 36 yıl önce Almanya'ya gittiğimde işte akşam yengem sofraya hazırladı. Baktım Allah Allah domates, saman gibi, havuç. Yani Evet. sebze meyve yenmiyor. Dedim bunlar ne? Nasıl yiyorsunuz Önceden bunları? bir domatesin kokusu olurdu, değil mi Evet, hocam? Böyle Almanya'da. domatesi aldığımızda böyle o toprak kokusunu, domates kokusunu hissederdik. Artık o da yok. Ve 36 yıl önce Almanya'da o sebze ve meyveler hiç hoşuma gitmemişti. Hatta başım ağrıdı, karnım ağrıdı. 2-3 hafta hastalandım. Uyum sağlayamadım. Dedim ben Her Türkiye'yi... şeye doğallığına alışınca Evet. Ben bitkisinden. Türkiye'ye dönüyorum dedim. Dediler ki biz de öyleydik ama alıştık. Sen de alışıyorsun dediler. İyi hadi bakın bir deneyim dedim. Sonra yavaş yavaş alıştı. Bünye alışıyor. Şimdi Türkiye'de 30 yıl önceki Almanya gibi oldu. Aşırı kimyasal ilaçlar, kimyasal gübreler doğayı öldürüyoruz elimizle. Normal olarak bir kilo toprakta milyarlarca mikroorganizma var. Siz kimyasal ilacı attığınızda topraktaki mikroorganizmayı yok ediyorsunuz. Peki hocam.